Tayyip Hoca'ya hocalık vasfı da vermek istemiyor adam. Ya bu nasıl bir öfke ya? Evet. Tayyip Hoca alimdir yani. Din alimidir, hocadır yani. Niye yediremiyorsun ki kalbine bunu? İmam Hatip mezunu. Gayet güzel fıkıh bilgisi vardır. Gayet güzel Kur'an bilgisi vardır. İslam bilgisi vardır. O hoca değilse kim hoca yani? İmamdır. Ne olur, bildiğin imam yani. Tabii ki hoca. Ve en yüksek makamdır hocalık, alimlik. Ben onun için kabul etmiyorum hocalığı. Ben hoca değilim ben. Hocalık ayrı bir şeydir yani. Alimlik ayrı bir şeydir o. Özel eğitim alacaksın. Değil mi? Bir alimin efendim huzurunda, onun rahle-i tedrisinde eğitim alacaksın. İcazet alacaksın. Ben hocayım diye ortaya çıkarsan hoca olamazsın. Tayyip Hoca hocadır ve hoca, Tayyip Hoca dokundurtmam yani, onu unutsunlar. Hatalar yok, diktatörmüş, yok bilmem neymiş, siz diktatör görmemişsiniz de onun için. Allah için, vatan için bu gayreti göstertiyor. Öbür türlü ezik, seyreden, pasif, lakayt bir insan olması gerekir. Bunu da asla yapmayacağına göre bu inatçılığını Erbakan hocamdan alıyor. Erbakan hocam da acayip inatçıydı mübarek. Ama inanılmaz bir inatçıydı. Böyle tarif edemem yani. Ya gitti diyorsun, artık mahvoldu herhalde falan diyorsun. Hiç umurunda bile değil. Mesela şeye gitmişti Libya'ya. Kaddafi olmadık laf etti. Böyle rezalet çıktı falan. Dedik herhalde gelince istifa edecek falan zannettik. Bir laf oturtturdu. Bütün Türkiye bitti yani. İki kelimelik. Konuyu kapattı. Herkesi de eğlendirir, güldürürdü de böyle mübarek. Çok üstüne gidiyor. Yazık, günah. Çok ayıp yani. Böyle olmaz. Bak içinden de, yine de çok yaman delikanlıymış ya. Dolayısıyla bu delikanlıya biz zarar belirtirmeyiz. Bu aslana yani. Böyle bir şey olmaz. Bıraksak çok korkunç bir ortam olacağı da görülüyor. Yani kurtlar Türkiye'nin etrafını sarmış. Hırlayarak bekliyorlar. Müsaade etmeyiz. Mesela bak sesi kısıldı. Cumhurbaşkanı'nın. Oturup ondan eğleniyor adam. Halbuki o çok büyük bir delikanlılık ve yiğitlik o. Yani onu her baba yiğit yapmaz. Allah için bak neleri göze aldığını göstertiyor. Yani kafa çalışan bir insan o. Görüyor sesinin ne hale geldiğini. Mahcup olacağını bile bile Allah rızası için konuşuyor. Başkası olsa hastanelik olur ya. Birçok rahatsızlığı da oluyor. Sezdirmiyor da yani. Bütün gücüne hizmet ediyor.